Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 3 Aralık 2016 Cumartesi ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Dünya Engelliler Günü nedeniyle yurt genelinde etkinlikler düzenlendi. Engellilerin sorunları bir kez daha gündeme geldi. Engelliler Günü'nde yaşananları az sonra ekranınıza getireceğim. Rekor üstüne rekor kıran döviz kurlarına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka elinizdeki dövizleri bozdurun, Türk lirasını güçlendirin çağrısını yineledi. Bu çağrı yurt genelinde karşılık buldu. Özellikle esnaf çeşitli kampanyalar başlattı. Peki vatandaş elindeki dövizi bozduruyor mu? Bu sorunun yanıtını da ana haber bülteninizde ekranınıza getireceğim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK ve FETÖ'nün basın ayağına yönelik soruşturmalarda tutuklanan isimlere sahip çıktığı propaganda yaptı. Detaylar birazdan ekranınızda olacak. Ve ATO'nun yeni başkanı kim oldu sorusunun yanıtı da netleşti. Emine Erdoğan'ın kuzeni Gürsel Baran, ATO'nun yeni başkanı oldu. Ana haber bültenimize Engelliler Günü haberleriyle başlıyoruz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kimi bu özel günde hayallerine kavuştu, kimi göbek atıp oynadı. Kimi engelliler de azim dolu hikayeleriyle herkese örnek oldu. İşte engelli olmanın aslında engel olmadığını gösteren görüntüler. Yaşındaki Ömer Faruk Ulucan hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı Engelliler Günü'nde. Kamyonları çok seviyor. Sürekli kamyon resmi çiziyordu. Öğretmeni o kamyonu buldu ve okula getirtti. Ömer ne gelmiş buraya? Kamyon getirmiş sana öğretmen. Ömer Faruk hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Ömer. Teşekkür ederiz, sağ olun. 5 yaşında buğday öğütme makinesine sağ kolunu kaptırdı Mehmet Sami Saraç. Ailesinin desteğiyle hayata tutundu. İyi ki de tutundu. Dünya Tekvando Federasyonu sıralamasında kendi kategorisinde 2. sıraya yükseldi. Engelli milli sporcunun şimdiki hedefi 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılmak. 9 aylıkken tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kalan 38 yaşındaki Gökhan Seven, 14 yıl önce başladığı bilek güreşinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde etti. Şimdilerde ise engelli arkadaşlarını kurduğu basketbol ve tekerlekli curling takımına kazandırdı. Şanlıurfa'da engelliler davul ve zurna eşliğinde halay çekip yürüdü. Engelliler Topçu Meydanı'nda renkli görüntülere imza attı. Sinopi'de ise yürüme engelli kızın hayali gerçek oldu. Doğuştan engelli Sevgi Tay tablet istiyordu. Bir hayırsever bu isteğe duyarsız kalmadı. Sevgi'ye çok istediği tableti alıp gönderdi. Bursalı 54 yaşındaki Mutlu Yüksel bir ağır ceza avukatı. Görme yetisini 2 yıl önce kaybetti. Mesleği sayesinde hayata tutundu. En büyük yardımcıları katibi ve birlikte çalıştığı meslektaşı. Vatan uğruna şehit ve gazi olan kahraman Mehmetçik, merhametli yüzünü Dünya Engelliler Günü'nde de gösterdi. Kosova'da görev yapan Türk askeri, Kosovalı engellilere sandalye, koltuk değneği ve yürüteç dağıttı. Edirne'de ise engellilerin sosyal yaşamını anlatan, haberleri olmadan çekilen fotoğraflardan oluşan Engellilere Bir de Bu Gözle Bakın konulu fotoğraf sergisi açıldı. Ve engelli ailelerinin yaşadıkları zorluklar. Kars Sarıkamış'ta yaşayan Gülperi Gök, bedensel ve zihinsel engelli oğlu ve kızı dahil 6 kişilik ailesine tek başına bakıyor. 64 yaşındaki annenin tek isteği engelli oğlunun tedavi edilmesi. Manisa'da yaşamını dört duvar arasında geçiren görme ve bedensel engelli 17 yaşındaki Necla Elçelik'in en büyük hayali ise yürüyebilmek.
Doktorlara göre yürümesi mümkün ancak ailesinin tedavisi için imkanı yok. Babası başlarını soktukları tek göz evlerini satışa çıkardı. Çıkarmasına da yine ameliyat masraflarını karşılayamıyor. Necla yürümek ve okula gitmek istiyor. Hani klasik bir söz var, hepimiz engelli adayız. Onu söylemeyeceğiz, onun yerine başka bir şey söylemek lazım. İnsanları giydikleriyle, engelleriyle eleştirmemek, hor görmemek gerekiyor. Onların yüreklerine bakmak gerekiyor. İşte ekranınıza bazı görüntüler getirdik sevgili seyirciler. Emin olunuz, engelli kardeşlerimiz, engelli vatandaşlarımız bu ülke üzerinde, hatta dünya üzerinde yaşayan en masum, en güzel yürekli insanlar. Kaldırımda, toplu taşıma araçlarında, köprü geçişlerinde hep bir engelle karşılaşıyorlar. Ulusal Kanal görme engelli vatandaşlarımızla konuştuğu sorunlarını dinledi. Engelsiz bir yaşam isteyen görme engelliler iş ve eğitim olanaklarının geliştirilmesini talep etti. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelli yurttaşların tek talebi ise engelsiz bir şehir. Metroda, kaldırımda, trafikte, otobüste karşılaştıkları sorunlar engellilerin yaşamını zorlaştırıyor. Ben bu sarı çizgilerde yürürken çok zorlanıyorum. Hele de kış günü ayağımız takılıyor. Çoğu yapışkanlar çıkmış zaten. Üzerinde park edilen arabalar, direkler. Yaşanılabilir bir kent engellilerin en büyük isteği. Özellikle benim zorluk çektiğim metro işlerinde çok zorluk çekiyorum ben şahsen. Metronun içinde yeterli kılavuz çizgiler yok. Yani çok belirli noktalar var ve bu yeterli değil. Yani tek başımıza oraya inip de istediğimiz yerden çıkamıyoruz mesela. İlla bir refakatçi gerekiyor ya da kaybola. Normalde 3 dakikada çıkacaksak 10 dakikada dışarıya çıkıyoruz. Kaldırım yükseklikleri, kaldırım üzerinde tabelaların, gelişi güzel dikilmiş ağaçların ve zaman zaman açılıp kapatılmamış çukurların bulunması, üst köprüler, üst geçitler, alt geçitler, buralarda rampa ya da asansör gibi önlemlerin alınmamış olması, sarı çizgilerin kullanıma uygun malzemeden ve teknik olarak körlerin kullanımına uygun yapılmamış olması, bütün bunlar Ankara'nın hala engelliler açısından erişilebilir, dolaşılabilir bir kent olmadığını gösteriyor. Engellilerin bir diğer sorunuysa sosyal hayata karışamama, yani iş bulamama. Engelliler arasında hala istihdam oranı %7,5 oranındadır. %92,5 işsizdir. Görme engellilerin yurttaşlardan da talepleri var. Lütfen görme engelli olan vatandaşları gördüğümüz zaman en kötü ihtimalde bir yardımcı olsun. Karşıdan karşıya geçmeleri de, efendim olsun, otobüse binmelerde bir öncelik tanısınlar. Bizi itekleyip kakıştırdıktan sonra biz gidip aynaya vuruyoruz. Bize bunlar tuzak koymuşlar. Suya batsınlar, üstleri başları kirlensin veya düşsünler diye. Bu işe yarıyor. Başka bir... Engeller kaldırılsın diyen engelli vatandaşlar büyük bir mücadele yürütüyor. Engelli istihdamı, engelsiz kent, sağlık hizmetleri ve bakım ihtiyaçları gibi sorunlar çözülmeyi bekliyor. Engelli yurttaşlar çözülmeyi bekleyen büyük sorunlarla karşı karşıya. Engelli istihdamı, engelsiz kent, sağlık hizmetleri ve bakım ihtiyaçları gibi sorunlar engelsiz yaşamın önündeki büyük sorunlardan. Dünya Engelliler Günü, engelli yurttaşların sorunlarını gündeme gelmesi için fırsat oldu. Türkiye Sakatlar Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte tüm engellerin aşılması istendi. Eyleme yoldan geçen yurttaşlar da ellerine pankart alarak destek verdi. Vatandaşlar yürüyüş boyunca "Sakatlık kader değil, yarattığınız cehennemdir" pankartını taşıdı. Eylem sonrasında konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, engelliler için yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve akraba evliliklerinin önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Boyraz, engelli insanların sokaklara daha çok çıkarılması gerektiğine de vurgu yaptı. 100 milyon engelli yurttaşın 1 milyon 200 binin yaşamını doğrudan etkileyecek bir haksız uygulamaya dikkat çekmek için ülke genelinde ortak bir basın bildirisi hazırladık. Sorunlarımızın
2022 sayılı yasa ile tanınan engelli yaşlı aylığı ve 28-28 sayılı yasa kapsamında sunulan evde bakım gelirleri ile sınırlı olmadığını ve fakat bu yasalarda yapılan değişikliklerle ortaya çıkan sorunlarımızın acilen çözülmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz. Engelli yurttaşların sorunlarının gündeme gelmesine bir destek de İzmir'den geldi. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu, şehir hastanelerinin olumsuz yönüne dikkat çekerek şehir hastaneleri engellilere kaç yıldızlı hizmet verecek sorusunu gündeme taşıdı. Açıklamaya engelli yurttaşlar da katıldı. Engellilerimizin düşük bir ekonomik düzeyde olmaları, yoksul olmaları gerçek anlamda bu hastanelerden, 5 yıldızlı hastanelerden sağlık hizmeti alabilecek ekonomik güçlerin olmaması nedeniyle bunu yani bu hizmetten yararlanamayacaklarını bize vurgulamaktadır. İstanbul'da otizm spektrum bozukluğu ulusal eylem planı tanıtım toplantısına katılan Başbakan Binali Yıldırım, engellilere eğitim süresinin yetersiz olduğunu belirtti. Bakanlığa sürenin 500 saate çıkarılması talimatını verdi. Engellilerin, otizm engellilerinin bazı sorunları var. Eğitime erişim pahalı. Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Yıldırım, engellilere eğitim süresinin yetersiz olduğunu belirtti. Engellilere bireysel 8, grup halinde 4, toplam 12 saat rehabilitasyon veriliyor. Bu yetmez. Halbuki bunun 40-50 saate çıkması lazım. Yani bireysel eğitim miktarı artması gerekiyor. Öyle mi? Yıldırım eğitim sürelerinin artması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na talimat verdi. Bu orada ne para harcanacaksa harcanacak. Gereken neyse yapılacak. Bakanımıza buradan talimat veriyorum. Engellilere evde bakım konusunda vatandaşların mağduriyetlerini dile getirmesi üzerine Yıldırım mağduriyetler giderilecek dedi. Bu evde bakımla ilgili yeniden bir değerlendirme yapılıyor. Buradaki mağduriyetler de giderilecek. Siyaset gündemine dönüyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK ve FETÖ'nün basın ayağına yönelik soruşturmalarda tutuklanan isimlere sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan gibi isimleri tek tek okudu. Meydanda toplanan kalabalığa burada dedirterek propaganda yaptı. Eğer yargı siyasetin kontrolüne girerse düşünce özgürlüğünün önüne fren koymuş olurlar. Önce siyaset üzerinden yargıyı eleştirdi, sonra da PKK ve Fethullahçı terör örgütü soruşturmalarının basın ayağında tutuklananların isimlerini okudu. Hapisteki bir grup gazetecinin ismini okuyacağım, lütfen hep beraber burada diyelim. Kılıçdaroğlu meydanda toplananlara propaganda yaptırdı. Murat Sabuncu, Aslı Erdoğan, Kadri Gürsel, Necmi Alpay, Musa Kart, Nazlı Ilıcak, Hakan Kara, Atilla Taş, Güray Öz, Ali Bulaç, Turhan Günay, Ahmet Altan, Mustafa Kemal Güngör, Murat Aksoy, Önder Çelik, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Bülent Utku, Mehmet Altan. Onlar şu anda hapiste. Ama onlar aynı zamanda Adana meydanında, yüreklilerin bulunduğu meydanda. Adana'da miting yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör operasyonlarında tutuklanan ve ihraç edilenlere iade-i itibar sözü verdi. Bugün 146 gazeteci hapiste. Dünyada en çok gazetecisi hapiste olan ülke Türkiye. Binlerce öğretmen açığa alındı. Gencecik çocuklar kapının önüne kondu. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hepinizin itibarı iade edilecektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bazı isimleri saydı ve meydanda toplanan kalabalığa burada dedirtti.
eksikler var, onları tamamlayalım. Şehit Er Emre Şahin burada. Şehit Er Servet Tomak burada. Şehit Özgür Mutlu burada. Şehitler de burada. Mekanları cennet olsun. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan paranızı altına ve Türk lirasına yatırın çağrısını yineledi. Türkiye'ye ekonomik sabotajlarla diz çöktürülmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, döviz ve faizin emperyal sömürü aracı olduğunu söyledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ederken, özellikle onların sağlığına, sıhhatine vesile olması ayrı bir temennimdir. Konuşmasına Dünya Engelliler Günü nedeniyle bu sözlerle başladı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Sonra da konuyu ekonomiye getirdi. Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin bu kez de ekonomik sabotajlarla diz çöktürülmeye çalışıldığını belirtti. Erdoğan, paranızı altına ve Türk lirasına yatırın çağrısını yineledi. Dem bu dem, zaman bu zaman. Gelin şu anda dolarınızı, avronuzu TL'ye çevirin. Bizi yıkmak, bizi mahkum etmek isteyenlere karşı yastığımın altında varsa bu para, hemen bunu TL'ye çevirmeliyim. Bu millidir, bunda bereket vardır. Bundan zarar etmezsin, merak etme. Asıl zarar ettiren öbürüdür. Çünkü öbürü emperyal bir mantığın temsilcisidir. Erdoğan, Rusya, Çin ve İran'la ticaretinde milli paralarla yapılacağını belirtti. Sayın Putin'e şunu teklif ettim. Dedim ki artık alışverişimizi biz yerli parayla yapalım. Ben sizden ne alıyorsam sana Rus rublesiyle ödemesini yapayım. Sen de benden ne alıyorsan Türk lirasıyla bana ödemeni yap. Aynı şeyi Çin'e teklif ettim. Aynı şeyi İran'a teklif ettim. Ve makul kaldık. Makul karşılandı. Ve bundan sonra aramızdaki bu münasebetleri merkez bankalarımıza da talimatları verdik. Bu yollarla inşallah yürütmeye çalışacağız. Piyasalardaki etkinin geçici olduğunu belirten Erdoğan, Merkez Bankası'yla yaşadığı faiz krizine de değindi. Anlaşamadığımız kişiler olabilir, kurumlar olabilir vesaire. O da şu. Çünkü şu anda yatırımcıların oluşturduğu bir mecliste bir aradayız. Bir defa faiz meselesini çözmemiz gerekiyor. Yalnızlığımı biliyorum ama mücadelemi sürdüreceğim. Erdoğan, faizi emperyalist mantığın sömürü aracı olarak gördüğünü ifade etti. Faizi önemli bir sömürü aracı olarak görüyorum. Faizi emperyalist mantığın en önemli sömürü araçlarından biri olarak görüyorum. Cumhurbaşkanı TÜSİAD'ın söylemlerini de eleştirdi. İş dünyasını temsil iddiasındaki derneklerin bu millete karamsarlık pompalamaya hakkı yoktur. Ekonomik darboğaza karşı önlem almak isteyen hükümet ekonomi toplantılarına hız verdi. Son iki hafta içinde üçüncü kez ekonomi koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda krize karşı alınacak tedbirler belirlendi. Alınan kararlar önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşılacak. Bu küresel şartlara dikkate alarak bu süreçten en az etkilenmemiz için gereken tedbirleri gecikmeden proaktif yaklaşımla alıyoruz. Ekonomideki darboğaz, hükümetin de vatandaşın da birinci gündemi. Krize karşı önlemlerin masaya yatırıldığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu son iki haftada üçüncü kez toplandı. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki toplantı Çankaya Köşkü'nde yapıldı. 5 saat süren toplantıda döviz kurundaki artış ve sektörlerin durumu masaya yatırıldı. Pazartesi hazırlanacak bütçe görüşmeleri de gözden geçirildi. Avrupa Birliği ile süren gümrük birliği güncellemesiyle ilgili süreç aktarıldı. O gümrük birliğinde de maalesef bize madik attılar. Toplantıya başbakan yardımcıları ve bazı bakanların yanı sıra başbakanlık müsteşarı, hazine müsteşarı, Merkez Bankası Başkanı, BDDK Başkanı ve SPK Başkanı da katıldı.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada kamu maliyesi, bankacılık ve finans sektörü, reel sektör ve iş gücü piyasasına yönelik olarak alınması gereken tedbirlerin kararlaştırıldığı belirtildi. Kararların teknik çalışmaların tamamlanmasından sonra hafta içinde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dövizinizi altına ve Türk lirasına çevirin çağrısının ardından yurt çapında gönüllü kampanyalar başladı. Esnaf dolarını altına ve Türk lirasına çevirenlere ücretsiz hizmet veriyor. Bazı dükkanlarda da özel indirimler yapılıyor. Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın. Altın değer kazansın. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vatandaşa böyle çağrı yapmıştı. Bunun üzerine AKP ilçe teşkilatları da dövizi bozduruyoruz, kirli oyunu bozuyoruz kampanyası başlattı. Çok sayıda kişi elindeki doları altına ve Türk lirasına çevirdi. Esnafsa kampanyaya destek için farklı yolları tercih etti. Iğdırlı kuaför, Erdoğan'ın çağrısı üzerine en az 250 dolarını Türk lirasına çeviren herkese ücretsiz saç sakal tıraşı yapmak için kampanya başlattı. Bir kampanya yapma gereği duyduk. 250 dolar bozdurup fişini bize getirene saç sakal ücretsiz olarak tıraş edeceğimiz hakkında yazı yazdık cama. Çok güzel bir kampanya yapmışlar. Keşke 250 dolarım olsa da bozdurup getirip tıraş olabilsem. Afyon Karahisar'da bir züccaciye mağazası en az 300 dolar ve eurosunu bozdurarak alışverişe gelen müşterilerine makbuzlarını gösterme şartıyla %20 indirim yapmaya başladı. Makbuzunu getiren müşterilerimize ürünlerimizdeki en son indirimli fiyattan ekstra %20 indirim yaparak milletimizin bu konudaki hassasiyetine bir teşekkür mahiyetinde bir desteğimiz olacak. Doların son günlerde rekor değer görmesine tepki gösteren Tekirdağlı bir esnaf da 300 dolar bozduran herkese kokoreç ve ayranı bedava veriyor. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben de tepkimi gösteriyorum. Yani 300 dolar bozduran herkese kokoreç, ayran bedava ama makbuzunu getirsin. Trabzon, Ordu ve Giresun'da da esnaf Türk lirasına sahip çıkmak adına çeşitli uygulamalar hayata geçirdi. Trabzon'daki dükkanında yüzlerce çeşit sürmene bıçağı satan Atakan Berk, 500 dolar bozdur, bıçağın bizden olsun kampanyası başlattı. 500 dolar bozdur, kartını getir, bıçağın bizden hediye olsun. 10 milyarın üzerinde bir para, diyelim 4-5 bin dolar falan bir bozduruldu. Vatandaş da getirdi, kağıtlarını da saklıyorum, hepsine de bıçaklarını verdi. Ordu'da yaşayan tekvando antrenörü Halil Öziş'in fitness salonundan 1000 doları Türk lirasına çevirenler ücretsiz yararlanabilirken, Giresun Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Ercan Ayhan'ın restoranında ücretsiz yemek için 250 dolar ya da euro bozdurarak makbuzu götürmek yeterli. Dolar ve avronun ateşi sönmeyince ekonomik kriz senaryoları yazılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşa dövizinizi bozdurun dedi. Peki vatandaşın yastık altında dövizi var mı? Varsa dövizini Türk lirasına çevirecek mi? İşte yanıtı. Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın. Param yok ki dolarım olsun. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vatandaşa çağrı yaptı. Dövizleri bozdurun, Türk lirasına ve altına çevirin dedi. Peki vatandaşın cebinde döviz var mı? Varsa bozdurmayı düşünüyor mu? Ben Müslümanım, dolarla ne işim olur? Peki olsaydı bozdurmayı düşünür müydün? Hemen. Döviz olarak hiçbir şeyimiz yok. Peki olsaydı bozdurmayı düşünür müydünüz? Olsaydı şu durumda düşünürdük. Doları kim kaybetmiş biz bulalım canım benim? Yok yani. Yok, yok. Altında. Yok, mümkün değil. Yok, yok, dolar yok. Şurada kendimizi zor geçindiriyoruz. Kuruş kuruş toplayıp da. Doların rengini bilmeyen vatandaş da var. Türk lirası değer kaybediyor diye dolar satın alan da. Dolarımız yok, kullanmadık da, bilmiyoruz da. Rengini bilmiyoruz. Biz genelde Türk parasıyla çalıştığımız için ama doların sürekli yükselmesi. 3,5 geçtiği zaman dolar almak zorunda kaldık. Birikim için mi alıyorsunuz? Birikim için. Birikim için değil de işte durmayınca zarar uğradık. Yani normalde şimdi 2500 lira bir zararım oldu zaten. Türk parasıydı, mecbur dolara çevirdik. Erdoğan'ın dolar satın, Türk lirası alın çözümünü döviz bürolarına sorduk.
Peki vatandaş dövizi bozduruyor mu? Şu anda ne yapacağını vatandaş da bilmiyor. Elindekini düşer diye bozduran da var. Sanırsam pek taraftar değil vatandaş. Evet, değil. Vatandaş bozdurmak istemiyor mu? Pek taraftar değil. Tam tersi aslında tutmaya devam etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olası bir ekonomik krizin ülkemizi teğet geçeceğini söyledi. Gerçekten teğet geçeceğini de düşünüyoruz inşallah memleketimiz için. Çeşitli kampanyalar yürütülüyor, çeşitli sloganlar ortalıkta dolaşıyor. Bir tane de bizden olsun, döviz bürolarında dolar satışı yasaklansın. Türk ordusunun bel kemiğini oluşturan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan mücadelede 4. nöbet tutuldu. Beşiktaş Meydanı'ndaki nöbete çok sayıda emekli asker ve vatansever katıldı. Eyleme destek veren emekli jandarma Tuğgeneral Veli Küçük, askeri okulların kapatılmasının Amerika'nın projesi olduğunu söyledi. Açıklamalardaki ortak vurgu, askeri okullar derhal açılsın oldu. Bir beyaz bulut gibi geçiyor köpükler önünde. Deniz Harp Okulu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan mücadele büyüyerek devam ediyor. Beşiktaş Meydanı'nda saat 13.30'da başlatılan 4. nöbete genci yaşlısı, onlarca vatansever ve çok sayıda emekli komutan katıldı. Eski jandarma Tuğgeneral Veli Küçük de eyleme destek veren isimlerdendi. Türk ordusunun kurtulması, esaretten kurtulması lazım. Bunun için de askeri okullarımızın mutlaka açılması, eski faaliyetlerine hiç durmadan devam etmeleri gerek. Küçük, askeri okulların kapatılmasının Amerika ve batılı ülkelerin projesi olduğunu vurguladı. Böyle bir güçlü orduyu istemiyorlar. Orta Doğu'yu karıştıracağız diyorlar, yok edeceğiz diyorlar, dağılacak diyorlar. Sınırları değişecek deniliyor. Başta Amerika var. Eylemin öncülerinden Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka mücadeleyi yükselteceklerini belirtti. İmam hatiplerden çıkıp mezun olup orduya sızanlar, yerleştirenlerden darbeciler çıktı. Onlar niye kapanmadı? Niye askeri okullar? Bu askeri okullar askeriyi çökertmek için yani oraya geliyor. Onun için bu okullar mutlaka açılmalıdır. Açılmalıdır. Onun için okulların açılması için azımıza çoğumuza bakmayacağız, devam edeceğiz. Eylemde konuşan eski askeri okul öğretmenleri kapatılan harp okulları ve askeri liselerin önemine dikkat çekti. Askeri okullardaki yaşam sorumluluk yanında arkadaşlık, fedakarlık, dayanışma, intibak ve durum değerlendirmesi gibi özelliklerin yanında vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi kazandırır. Devlet yönetimi kişisel düşüncelerden, duygulardan ve siyasi görüşlerden ibaret olamaz. Kendi kişisel yargı ve hükümlerimize göre sistem üzerinde oynamalar yapma hakkına sahip değiliz. Bu şekilde yaptığınız oynamaların ülkemize, silahlı kuvvetlerimize vereceği zararı telafi etmek mümkün olmayacaktır. Geri okulları bize teslim edin, söz veriyorum bir ay sonra tertemiz size teslim ederiz. Söz veriyorum. Çünkü biz bu işi bir yaptık. Bakın biz bu işi yaptık. Biliyoruz neyin yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu 17 bin öğrencinin mağduriyetini derhal ortadan kaldıralım. Ben görev hazırım bila bedel. Okulların kapatılmasıyla mağdur olan askeri okulların öğrencileri ve yakınları da eylemdeydi. Askeri liselerin kapatılması, harp okulu öğrencilerinin okullarından ihraç edilmesi büyük bir boşluk yaratacaktır. Özellikle deniz kuvvetlerinde. Zaten okula büyük bir istekle girmiştik ve o bembeyaz üniformamı hala beyaz tutma gönülden inanıyorum. Atıldığımızdan sonra büyük hakaretler işittik. Buna en yakınlarımız dahil olmak üzere. Bu hafta dördüncüsü gerçekleştirilen askeri okullar açılsın nöbeti her hafta aynı saat ve aynı yerde okullar açılana kadar devam edecek. Askeri okullar yeni açılsın. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul Kadıköy'de düzenlenen Vatan Savaşı'ndan Milli Hükümete Konferansı'nda sert açıklamalar yaptı. Gündemine Cumhurbaşkanlığı sistemi ve yeni anayasa çalışmalarını alan Vatan Partisi Genel Başkanı, Gazi Meclisi ortadan kaldıran bu girişimi bozguna uğratacağız dedi. Bu anayasa değişikliğine izin verecek miyiz? Verecek miyiz? Verecek miyiz? Bugün
AKP ve MHP yönetiminin önümüzdeki hafta meclise getirmeyi planladığı Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı en sert açıklama Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi. Nasıl 1. İstiklal Savaşı'nın sonunda onların padişahlarını yıktık. Yıktık onların padişahlarını. Şimdi de padişahları yıkacağız. 2. İstiklal Savaşı'nda bugünün padişahlarını yıkmayla sonuçlanacaktır. Göreceksiniz. İstanbul Kadıköy'de düzenlenen Vatan Savaşı'ndan Milli Hükümete Konferansı'nda konuşan Perinçek, Türkiye'nin karar sürecine girdiğini vurguladı. Gazi Meclis'in elini, ayağını kesmek istiyorlar. Tekerlekli sandalyeye oturtacaklar Gazi Meclis'i. Plan budur. Bu plana izin verecek miyiz? Vermeyeceğiz. Seferberlik ilan ettiklerini belirten Perinçek, iç cepheyi bölen Cumhurbaşkanlığı sistemini bozguna uğratacaklarını vurguladı. Buradan bütün Türkiye'ye ilan ediyorum. Meclisin yetkilerini ortadan kaldıran, kısıtlayan bu girişimi göreceksiniz, bozguna uğratacağız. Kesinlikle bozguna uğratacağız. Perinçek, AKP ve MHP yönetimini de uyardı. Buradan özellikle ihtar ediyoruz, uyarıyoruz. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemini derhal geri çekin. Bir türlü tansiyonu düşmeyen dolar da Doğu Perinçek'in gündemindeydi. Vatan Partisi daha başından, 2000'li yılların başından, o 2001 krizinden başlayarak şunu savundu. Türkiye'de Türk lirası, Türkiye'de dolar ve avro krallığına, saltanatına hayır. Bakın, Asya'da bize beylik veriliyor. Avrupa'da ise kapı bekçiliği, kapı mandalı olmak, kapıya bağlanmak. Vatan Partisi lideri Şangay İşbirliği Örgütü tartışmalarını da değerlendirdi. Kapı kölesi olmayacağız. Türkiye Asya'daki şerefli yerine yerleşiyor. Doğu Perinçek, Atlantik sistemi bitmiştir dedi. Kemalizme son. Kemalizm bitti dediler. Şimdi biz buradan söylüyoruz. Atlantik sistemi bitti. Amerikancılık bitti. Amerikancılık bitti. Adana'nın Aladağ ilçesinde yanarak hayatını kaybeden kız öğrencileri de unutmadı Perinçek. Gencecik kızlarımızı o tarikat okullarında yangınlara veren kara cehaletten ve orta çağdan kurtulmanın şimdi eşiğine gelmiş bulunuyoruz. Bunlardan kurtulacağız. Türkiye'nin Atatürk devrimi rotasına girdiğini vurgulayan Vatan Partisi lideri milli hükümeti kuracaklarını söyledi. Ve şimdi görmeye başladık. Atatürk'ün devrimci programıyla buluşmaktadır. Türkiye'nin önünde Atatürk rotası var. Vatan Partisi Türkiye'nin önünde kurulacak milli hükümetlerin merkezinde yer alacaktır. Yurdu etkisi altına alan soğuk hava çok sayıda trafik kazasına sebep oldu. 5 ilde yaşanan trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti. 54 kişi de yaralandı. Soğuk ve kar yağışı yolları buz pistine çevirdi. Afyon, Tokat, Sivas, Konya ve Kütahya'da yaşanan kazalarda 2 kişi öldü, 54 kişi yaralandı. Çok sayıda araç da kullanılmaz hale geldi. 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 506 köy yolu ulaşıma kapandı. Batı ve Güneydoğu bölgelerinde etkili olan fırtına nedeniyle okul çatıları uçtu, ağaçlar yerinden söküldü. Düzce'de şiddetli yağış ve fırtına Hamiyet Sevil İlkokulu'nun çatısını uçurdu. Şanlıurfa'da ise etkili olan hortum maddi hasara yol açtı. Hortumda 15 ağır yıkıldı, 10 küçük baş hayvan telef oldu. Önce dolu yağdı, sonra da fırtına gibi bir şey oldu. Hep hayvan mayvanlarımız telef oldu, evlerimiz yıkıldı. Hep hayvanlarımızın barınacak yerler hep telef oldu, hepsi yıkıldı, mahvoldu. Karadeniz'de saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan fırtına sonucu balıkçılar ve roro gemileri denize açılamadı. Yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle limandaki tekneler batmaktan son anda kurtuldu. Ankara Ticaret Odası yeni başkanı seçti. Emine Erdoğan'ın kuzeni Gürsel Baran, Osman Gökçek karşıtı koalisyonu arkasına alarak başkanlığı seçildi. Gürsel Baran, tüm çaba ve yatırımlarına rağmen kaybeden Osman Gökçek ise 86 oy aldı. Seçim sonrası açıklama yapan Baran, bundan sonra Ankara var, ato ve Ankaralı esnaf tüccar var dedi.
Ankara Ticaret Odası'nda başkanlık yarışı sona erdi. Emine Erdoğan'ın kuzeni Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçe'nin oğlu Osman Gökçe'yi geçmeyi başardı. İnşallah Rabbim mahcup etmez, layıkıyla elimizden gelen gayretle yakın zamanda Ankara tüccarı ve esnafı odamıza kavuştuk derler. Bunun gayreti içinde olacağız. Geçici seçim sonuçlarına göre Gürsel Baran 100, Osman Gökçek ise 86 oy aldı. İki meclis üyesinin oyu ise geçersiz sayıldı. Gürsel Baran'ın ATO içindeki anti-Gökçek koalisyonunu arkasına alarak seçildiği öğrenildi. Ulusal kanalın edindiği bilgiye göre Osman Gökçek'in başkanlığını istemeyen farklı görüşlere sahip meclis üyeleri Gürsel Baran'ı destekleme kararı aldı. Kendilerini Atatürkçü iş adamları olarak tanımlayan, sayıları yaklaşık 30'u bulan ATO meclis üyeleri verdikleri ortak kararla Gökçe'ye karşı Gürsel Baran'ı destekledi. Ulusal kanala özel açıklamalar yapan Atatürkçü bir ATO meclis üyesi, Osman Gökçek staj yapmadan tepeden inme başkan olmaya kalktı, buna izin vermedik ifadelerini kullandı. Zafer sonrası konuşma yapan çiçeği burnunda başkan Gürsel Baran, tüm Ankara için çalışacaklarını söyledi. Ankara Ticaret Odası'nın adını layık olduğu yere çıkartmakla ilgili elimizden gelen gayreti biz pazartesi günü itibarıyla ortaya koymakla ilgili bütün ekibimizle bir gayret içinde olacağız. Tüm çaba ve yatırımlarına rağmen seçimi kaybeden Osman Gökçek, ihanete uğradığını ima etti. Baran'ı FETÖ'cü üyelerin desteklediğini ileri sürdü. FETÖ terör örgütüyle alakalı yaptığımız açıklamaların sandığa olumsuz olarak yansıdığını görüyoruz. Zannediyorum içerideki bulunan bu örgütlerin yine aynı şekilde tam tersine bir oy kullanması söz konusu oldu diye düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Atatürk Orman Çiftliği'nin talanına karşı mücadele veren meslek odalarını dava açtı. Mimar ve mühendislerden Gökçek'e yanıt gecikmedi. Meslek örgütlerinden Ankara'ya sahip çıkmaya devam edeceğiz açıklaması geldi. Yargı kararlarına uyulmasını isteyen odalar hakkında iftira davası açıldı. İftira değil, gerçektir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Atatürk Orman Çiftliği'nin talanına karşı mücadele yürüten meslek odalarına bana iftira attılar diyerek dava açtı. Yapılması gereken gerçekleri kamuoyuyla paylaşan meslek odası yöneticilerine dava açmak değil, yargı kararlarına uymamakla ısrar eden Gökçek hakkında tahkikat yapmaktır. Dava açılmasına karşı mimar ve mühendisler ortak bir basın toplantısı düzenledi. Melih Gökçek'in Anka Park ile ilgili yargı kararlarına rağmen talan sürecine devam etmesi iftira değil, gerçektir. Ortak açıklamayı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Emin Koramaz okudu. Bu hukuksuzluğu açıklamak 5 oda başkanının asli ve anayasal görevidir. Dava açılan meslek odası başkanlarıyla birlikte açıklama yapan Koramaz, Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleşen yağma sürecini tekrar tekrar ifşa edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz ifadelerini kullandı. Yürüttüğümüz hukuki süreç iftira olarak adlandırılacaksa bu suçu işlemeye devam edeceğimizi, Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleşen yağma sürecini tekrar tekrar ifşa edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz. Tunceli'deki Ali Boğazlı Deresi'nde İHA'larla tespit edilen PKK'lıları düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise 14 sığınak ve mağarada çok sayıda silahla mühimmat bulundu. PKK'nın Tunceli'de stratejik olarak gördüğü ve kampının bulunduğu Ali Boğazlı'na operasyon yapıldı. Kritik noktalarda insansız hava ve insanlı keşif araçları sürekli devreye geziyor. Keşif sırasında Ali Boğazlı Deresi'nde bir grup terörist tespit edildi. 24-28 Kasım günlerinde Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı 26 operasyonu yapıldı. Toplam 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bölgedeki aramalarda 14 sığınak ve mağara bulundu. 11 EYP, 200 kilogram amonyum nitrat, 1 HK-33 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 dolu lav silahı, 2 tabanca ve 4 el bombası ele geçirildi. Operasyonlar sayesinde PKK'nın kış hazırlığına da darbe vuruluyor. Kars'ın İznos Deresi bölgesinde arazi taraması yapıldı. Bulunan 5 büyük 7 küçük tüple bol miktarda yaşam malzemesi imha edildi. Askeri kaynaklar amacın kışın kendine yer arayan PKK'lıların yersiz ve barınmasız bırakılması olduğunu belirtti.
Şırnak Uludere ilçesinde ise 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Öldürülen kadın teröristler 26 Kasım'da askerlik görevini yapan oğlunu ziyarete giden Hüseyin Kelleci ve damadı Kerem Türkdoğan'a bombalı saldırı düzenlemişti. Olayda Türkdoğan yaşamını yitirmişti. Operasyonlar Batı illerinde de sürüyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 ayrı bölgede PKK'ya ait bir sığınak ve 8 depo bulundu. Örgütün Ege açılımı kapsamında oluşturulduğu belirtilen sığınak ve depolarda silahlar, el bombaları ve patlayıcı düzenekler ele geçirildi. Jandarma ekiplerince imha edilen bir sığınak ve 8 deponun PKK'nın sözde Ege açılımı kapsamında hazırlandığı belirtildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı'nda şehit olan 3 Mehmetçik için Van'da tören yapıldı. Basına kapalı yapılan törenin ardından şehit erler Emre Şahin memleketi Çorum'a, Servet Tomak Gaziantep'e, Özgür Mutlu ise Kırıkkale'ye uğurlandı. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili seyirciler, terörle mücadele kapsamında belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Hakkari'de Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca belediyelerine operasyon yapıldı. Başkan ve eş başkanlar gözaltına alındı. Belediyelerde arama yapıldı. Hakkari'nin Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca belediyelerine operasyon yapıldı. Terör soruşturması kapsamında Yüksekova Belediye Başkan Vekili Adile Kozay bu sabah evinde gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Kozay, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken belediyede de arama başlatıldı. Kozay, 15 Ekim 2015'te Belediye Eş Başkanı Ruken Yetişkin'in terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından vekaleten belediye başkanlığına atanmıştı. Polis sabah saatlerinde Hakkari'nin DDP'li Çukurca İlçe Belediyesi'ne de operasyon yaptı. DDP'li Belediye Başkanı Servet Tunç ve Başkan Yardımcısı Hilal Duman'la birlikte toplam 9 kişi gözaltına alındı. DDP'li Şemdinli İlçesi Belediyesi de PKK'ya destek veren belediyeler arasındaydı. Polis ekipleri belediye binasında arama başlattı. Belediye Eş Başkanı Seferi Yılmaz sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Diğer Eş Başkan Nahide Yıldız'la ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Tunceli'de Fransa'daki 3 diplomatımızı şehit eden Ermeni terörist Molte Melkonyan ve bazı Ermeni çeteciler adına Nisan 2015'te bir anıt dikildi, ortaya çıktı. Anıtın açılışına Ermeni diasporasının yanı sıra HDP ve DBP'li yöneticiler de katıldı. Kimsenin haberinin olmadığı anıtı Talat Paşa Komitesi ortaya çıkardı. Komitenin başkanı emekli tümgeneral Ali Erdinç resmi makamlara başvurdu ve o anıtı kaldırttı. Tunceli'ye herkesten habersiz çeteci Ermeniler için anıt diktiler. Anıta Türk diplomatları şehit eden teröristin ismini kazıdılar. İsmini söylemek bile telaffuz etmekten hicap duyuyorum. 26 Nisan 2015'te, yani bundan 1,5 yıl önce Tunceli'nin Aşağı Doluca köyüne inşa edilen sözde anıtın açılışına ise Fransa ve Yunanistan'dan gelen Ermeni diasporası yetkilileriyle HDP ve DBP'li yetkililer katıldı. Anıtta Türk askerleriyle çatışmaya girmiş TKP-ML terör örgütü üyeleri Ermenak Bakırcıyan ve Nubar Yalımyan, 1. Dünya Savaşı'nda Ermeni çetelerin liderliğini yapmış Antranik Ozonyan, Kevrok Çavuş, Apur Serop, Leonid Azokalyan ve Misan Manuşyan gibi isimler bulunuyor. Anıtta en dikkat çeken isimse Fransa'da 3 Türk diplomatın katili olan ve Fransa'da bir süre tutuklu bulunan Molte Melkonyan oldu. İhanet anıtının varlığını Talat Paşa Komitesi tespit etti. Talat Paşa Komitesi Başkanı emekli tümgeneral Ali Erdinç, ihanet anıtının inşa sürecini ulusal kanala anlattı. Geçen sene 26 Nisan tarihinde açılışı yapılıyor. Üzerinde Hrant Dink'in ismi bir kamuflaj olarak kullanılmış. Fakat diğer ismi geçen insanlar, efendim Kevork Çavuş, Leonid Azahalyan, Mişan Manusyan, Apur Serop ve bununla beraber Melkonyan isimli Asala lideri ve yine Birinci Dünya Harbi'nde özellikle Doğu Anadolu'da yaptığı katliamlarla çok iyi bilinen Antranik isimli bu canilerin isimleri bu sözde anıt üzerinde sergilenmiş. Resmi makamlarla temasa geçen Erdinç'in şikayeti üzerine anıt kaldırıldı. Bu yapının kaldırılması son derece önem arz etti. Talat Paşa olarak da biz
gerekli çalışmayı bu konuda yaptık. Emekli Tümgeneral Ali Erdinç ayrıca Ermeni yurttaşlarımıza terörist çetelerin birbirine karıştırılmamasını istedi. Bizim Ermeni vatandaşlarımıza hiçbir sorunumuz yok. Onlar bizim kardeşlerimiz. Bizim sorunumuz Türkiye'nin altını oymaya çalışan kötü niyetli ve art niyetli insanlar ve gruplarla mücadeledir. Anıtta ismi olan Moğol Temel Konyan 4 Nisan ve 24 Eylül 1981 tarihlerinde yapılan saldırılarda Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği çalışma ateşesi Reşat Moralı, din görevlisi Tecelli Arı ve başkonsoloslukta görevli Cemal Özen'in şehit edilmesinde görev almıştı. Melkonyan daha sonra Fransa'da tutuklanmış, serbest bırakıldıktan sonra da Azerilere yapılan mezalimde lider olarak Ermeni çetelerinde görev almıştı. Amerika, Türkiye ile Manbij konusunu görüşmek için Ankara'ya askeri bir heyet gönderecek. Türkiye'nin talebi üzerine gelecek heyetten PYD'nin Manbij'den çekilmesi istenecek. Türkiye, PYD'nin çekilişini planlamak için iki ülke arasında bir komisyonun kurulmasını da talep edecek. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye bu hafta askeri bir heyet gönderecek. Gönderilecek heyet, Türk ordusundan bir heyetle Suriye ve Irak'taki gelişmeleri ele alacak. Geçen haftalarda iki ülke ordusu tarafından yapılan mütabakat gereği toplanacak olan heyetin ana gündemini ise PYD'nin kontrolündeki Manbij oluşturacak. Türkiye tarafından talep edilen görüşmede Ankara PYD'nin Manbij'den çekilmesini isteyecek. Heyet görüşmeleri sonrasında ortak bir komisyon kurulmasını isteyen Ankara, kurulacak komisyonla PYD'nin Manbij'den çekilmesi için bir plan hazırlanmasını talep edecek. Türk heyetinin Amerikalı heyete, PYD Manbij'e girmeyecek sözünü tutmadığını, PYD'nin kesinlikle Manbij'de istenmediğini söyleyeceği öğrenildi. Görüşmelerde komisyonun kurulup kurulmayacağı, Amerika'nın ise Türkiye'nin talebine ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. Heyetler arasındaki görüşmede Irak'taki gelişmeler de ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, geçen haftalarda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la Ankara'da görüşme yapmış, görüşme sonrasında bir mutabakata varılmıştı. Mutabakata göre Amerikalı bir askeri yetkili sürekli Türk askeriyle temas halinde olacak, Suriye ve Irak'taki yaşanacak gelişmelerde iki ülke arasındaki bilgi alışverişini yapacak. İhtiyaç durumunda da iki ülke heyetler arası hızlı bir şekilde görüşme yapabilecek. Ankara'da yapılan Türkiye İşverenleri Sendikası Genel Kurulu'nda asgari ücretin tarafları görüşlerini bildirdi. İşveren tarafı TİSK maliyet yükünün tamamının işverene bırakılmasına itiraz ederken Türk İş 1600 lirada ısrarcı olduğunu vurguladı. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da işçi kesiminin mütevazi bir rakam dile getirdiğini söyledi. Yeni yılın gelmesiyle birlikte asgari ücret tartışmaları da arttı. Bu ülkede 1600 liraya geçinmek, cambaz olmak lazım, sihirbaz olmak lazım. Yahut bunu söyleyenlere 1600 lira verip bir odaya kapatmak lazım demek lazım. Ya sen buna bir geçin bakalım, geçinebiliyor musun? Sonra diyorlar Nihat Zeybekçi 1600 lira asgari ücretle kendisi geçinsin. Değerli arkadaşlar, asgari ücret demek asgari geçim indirim geçim demek değildir. Türkiye İşverenleri Sendikası Genel Kurulu'nda bir araya gelen taraflar görüşlerini bildirdi. İşin tarafı olarak ifadem şu oldu. Dedim geçen sene devletin resmi istatistik enstitüsünün açıkladığı, devlet istatistik enstitüsünün açıkladığı bir rakam var. O rakam 1600 lira. Dedim bu dönem asgari ücret bu seneye de bakmak gerek yok. 1600 lira olsun. 6 Aralık'ta yapılacak asgari ücret komisyonu öncesi işveren tarafı ilk kez konuştu. Toplu iş sözleşmelerinde telafi taleplerine yol açacağını, sonuçta yine işverene ek maliyet olarak yansıyacağı endişesinde taşıyoruz açıkçası. Asgari ücretin geçen yıl %30 oranında artırılmasının çalışma hayatında şok dalgası yarattığını savunan TİSK Genel Başkanı Yağız Eyüpoğlu, maliyet yükünün tamamının işverene bırakılmasına itiraz etti. Ağustos 2016 döneminde işsizlik oranlarının artışına dikkat çeken Eyüpoğlu, 2017 yılında asgari ücret görüşmelerinde çok ciddi düşünülmeli, rekabetçiliğimiz korunmalı ve iş yerlerine hazine desteği devam etmelidir diye konuştu. İşverene ek maliyet olarak yansıyacağı endişesinde taşıyoruz açıkçası. İşçi tarafı Türk İş ise 1600 liralık teklifinde ısrarcı. Asgari ücret bu seneye de bakmak gerek yok, 1600 lira olsun. Vay mı onu diyen
sanki ben 6600 lira dedim, 10600 lira dedim. Benim dediğim 1600 lira. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu genel kurulda yaptığı konuşmasında asgari ücretin istihdam üzerindeki önemli bir hesaplama parametresi olduğunu söyledi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücrete ilişkin 1600 lira olsun önerisine işaret eden Müezzinoğlu, Atalay'ın mütevazi bir rakamı dile getirdiğini, hiç kimsenin masanın karşı tarafında olmadığını, herkesin aynı masanın ayaklarını oluşturduğunu kaydetti. Türk Metal Sendikası ile Ereğli Demir Çelik Fabrikası arasındaki toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri tıkandı. İşveren düşük zam teklif etti, işçiler grev kararı aldı. İşvereni uyaran işçiler üretimden gelen güçlerini kullandı, iş yavaşlatma eylemine başladı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkandığı Erdemir'de işçiler grev kararı aldı, iş yavaşlatma eylemlerine başladı. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ile Türk Metal Sendikası arasında 4700 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı. 20 iş yerinde bize 1 liranın altında hiç kimse teklif vermedi. İlk defa Erdemir 68 kuruş bize bir teklif verdi. Yani bozuk para verdi değerli arkadaşlar. Herhalde aramızı bozacaklar. Türk Metal Sendikası, Erdemir yöneticilerinin işçilere düşük zam teklifinde bulunduğu gerekçesiyle toplu sözleşme masasından kalktı, grev kararı aldı. Yönetim kurulumuz grev kararını aldı. İşverenin geri adım atmaması üzerine işçiler üretimden gelen güçlerini kullandı, iş yavaşlatma eylemlerine başladı. İş yerine kendi imkanlarıyla gelen işçiler servise binme kararı aldı. 50 olan işçi servisi 80'e çıkarıldı. Yapılan eylem nedeniyle fabrika önünde yoğunluk oluştu. Mesai yarım saat geç başladı. Direne, kazanacağız. Direne, kazanacağız. İşvereni masaya davet eden Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, mesai ücretlerindeki artışı alana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Güzel bir cumartesi akşamı, güzel bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.